Sanki yemek yaptığı vardı adamın evinde. Geliyor bir de. Ah, ah. Böyle anlamayana yemek yapıp veriyorsun ya, sıkıntı orada aslında biliyor musun? Bunların başına mesela Uzak Doğu yazsaydım etlerini falan, o zaman var ya uf, acayip şeyler olurdu. Efendim Gürbüz, niye kalktın ayağa? Süleyman söylesin Zuhal Hanım. Süleyman kim ya? Süleyman kim? Olsun. Serdem mi? Gerçek adın Süleyman ya. Hayır canım, ne alaka, o nereden çıktı? Kimin Süleyman ismi ya? Gürbüz diyor ki Süleyman'a söyler misin? Süleyman kim dedim. Gerçek adı Süleyman. Kimin? Oğuzhan'ın mı? Hayır canım. Ne Süleyman ayol, espri yapıyor oradan. Bence ne Süleyman'ı ya? Süleyman olabilir ya. Ne olsun canım? Ekmeğiniz olur yalan, biz isminiz yalan. Ne alaka ya? Saçmalamayın. Serdem senin ismin mi Süleyman? Hayır canım, olur mu öyle ya? Bunu kabul ediyorum. Kimin ismi Süleyman ya? Hayır canım. Bana dedin sanırım. Dileğin ismi Süleyman'mış değil mi? Süleyman'ım. Süleyman Dilek. Ben Serdem Bey'den kimlik görmek istiyorum. Süleyman Dilek. Serdem hayatım ne alaka? Serdem Bey isminiz gerçekten değişik mi? Sahne ismi mi kullandınız burada? Yo, benim kendi adım. Orijinal isminiz mi kullandınız? Gürbüz, çabuk aydınlat Allah burayı. Bir şey yaptın, ortaya karıştırdın, bıraktın. Süleyman kim? Bu is Süleyman. Hayır canım, benle alakası yok. Niye bir böyle kal geldi size? Ne kal geldi? Bir değiştiniz kal bir. Kal geldi. Niye değişeceğiz? Abi durgun oldun değil mi? Değişim? Bak bu kızlar bizi parçalamazsa yarışma sonuna kadar biz ay, tek parça atıyoruz. Bak yine konu bize geldi. Süleyman'dan konu bize yine geldi. Dur. İşte destekliyor onlar. Bir saniye. Olmaz. Sahne adı farklı olabilir. Birçok sanatçı var böyle ya. Süleyman mı gerçek ismi? Hayır değil. Değilmiş, nereden uydurdun? Süleyman daha güzel ha, eğer gerçekse. Ben değilim. Bir şey söyleyeceğim, eğer gerçekten Süleyman'sa gerçekten Süleyman ismi daha güzel. Hayır ben değil, yanlışı var. Yok öyle bir ya şey. Ya Süleyman diyeyim ben bundan sonra, siz en güzeli. İsminiz evet, Süleyman Bey daha güzel oldu. Allah'tan cuma günü öğrendiler. Yani sahne adınız olabilir, niye bu kadar sinirlendi ki? Hayır efendim, benim sahne adım değil, benim adım Serdem. Ve insanların bana itibara gidecek, ben sahne şovu yapacağım. Ekmeğim buradan kazanıyorum. Ya itibarı ya çok düşünüyorsa niye gelip burada şov yapıyorsun arkadaşım? Ya isimle ne ilgisi var bunun ya? Allah ne şovu Allah ya? Hepiniz yanlış ya anlıyorsunuz ya. Ya senin bir anda itibaren gitmiyor. Bugün mü itibaren gidecek? Hepiniz lütfen ya, lütfen. Ben yanlış anlamış olabilirim. Espri yaptım Zuhal Hanım. Yanlış anlamış, yanlış görmüş yanlış olabilirim. Benim adım tamam değil diyorum Gürbüz ya. Espri yaptım. Ya yanlış ya olabilir de bu kadar büyük tepki göstermesi normal bir şey değil ki. Evet, sakin olun ya. Bu kadar büyütülecek bir mesele değil. Uzatmanın da bir anlamı yok. Serdem diyor ismi. Serdem adım diyorsa Serdem Serdem'dir. Yani. Bitti gitti. Evet. That's it. Ben Serdem Bey'in o kadar tepki göstermesine, yani isim konusunda bu kadar tepki göstermesine çok şaşırdım. Her insanın bir yarası olabiliyormuş demek ki. Serdem Bey de böyle hiçbir şey umurunda değil tarzında konuşuyor ama varmış gördük işte. Şimdi Serdem Bey'in Süleyman ismiyle ilgili hikayesini cidden bilmiyorum. Bir anda Süleyman ismi ortaya çıkınca demek ki önemli bir durum var ki gerildi. Hakikaten yanımda oturuyor ve ciddi çok üzüldüğünü fark ettim. Bir şey var bence o olayın altında. Serdem Bey yani aslında onu da anlamaya çalışıyorum. Hani sahne adıyla gerçek adı farklı olabilir ya da onu seviyor olabilir. O konuda çok büyük tepki gösterdi. Yani o kadar tepki vermesi çok anlam veremedim açıkçası. Efendim Süleyman konusu benim için duygusal bir durumdur. Ben doğmadan önce vefat eden bir abimin adını bana koymuşlar. Ve ben de sahneye başladığım günden beri yasaların vermiş olduğu bu hakkı kullanarak ikinci isim olarak Serdem adını kullandım. Bunu da tabii duyduklarında alaycı bir şekilde adımı böyle telaffuz ettiler. Bu da beni tamamen böyle çileden çıkarttı. Buna ne gerek vardı yani? Ayrıca da adam öyle diyorsa öyledir yani. Ben duyuyorum. Ben ya bir şey değil demedim ama yani size. Böyle bir isim değil. Ay, niye yeter ya. Aman Emine tamam yeter ya. Emine bir şey demedik. Hayır ki. Ben bir şey demedim. Size ben ne oluyor? Ben diyene de saldım. Ay size ne oluyor ya? Getir tırnaklarım buranı bekliyor. Buram tırnaklarını bekliyor. Aa şu ayran alın önünden yoksa başından aşağı dökeceğim. Bir yapsana Allah aşkına. Emine bir yap. Ay lütfen rica edeceğim, istirham ederim. Ama bakın ben söylemiyorum Zuhal Hanım, hiç duydunuz mu ağzımdan? Ama başımdan aşağı ayran dökecek. Evet. Ya bu agresiflik ne ya? Sen niye dileğin başından aşağı ayran dökeceksin? Ama o karışıyor, söyleme diyor, Emine söyleme diyor. Ben öyle duydum ya, ayran dökmek ne? Duyamadı. Normal. Şimdi neyse ben tabii cevap ki seviyene inmiyorum şu an. Aynen söylüyor seviyenize sen inmiyorum. Sen benim seviyeme çıkarsan Dilek Hanım, konuşurum. Dilek Hanım yine bitiremedi seviyeyi ya. Aynen arşa çıkmış, inmiyor. Ya çıkamıyorsunuz bana, ben de size inemiyorum, ne yapayım? Yanınıza bakarsanız ortada ben oradayım. Ortada buluşsak ve tatlımızı yesek. Olabilir. Evet, geldi hadi. Bana çıkamıyorlar yani, ben ne yapayım?
Çıksak siz de oradan bir tekmeyle aşağı atsak nasıl olur acaba? Aa, atadın beni vallahi, suikaste kurban gidersen. Emine özür dile, o laflar olmadı lütfen. Kusura bakma. Rica edeceğim. Ay kusura baktım ben yalnız çoktan. Beni tutar mısın? 9 verdim, içecekmiş aşağı. Kimseyi tutamam ben. 9 verdim ayol. Ne verirseniz verin. Bak ben ileride beni tutarsın diye verdim o 9'u. Aa bak. Bana inanmayın, bana güvenmeyin. Zaten emeğe vermiyor, tat da yoktu. Neye verdi? Bu cevizli mi, fındıklı mı anlamadım ben. Senin, cevizli. Senin beni aşağı iteceğini anladım. Fındık ne geliyor burada? Bir saniye. Ben ne işi var cevizli içinde? Serdan fındık bulmuş. Ne? Aa. Ha fındık kurdu, ben getirdim. Cimden cevizli attım değil mi bu? Cevizli. Orada fındık çıktı. Nohuttur. Bak gerçekten fındık. Nohut karıştı. Bence nohut o. Ha, nohutlu baklava. O daha beter ya. Ne bunun adı? Nohutlu. Çorbadaki nohutun tatlıda ne işi var? Galiba benim çorbamda yoktu ya. Nohut mu ye bakayım? Oraya ekledim onu. Bence fındık. Cebinizden çıkarıp içelim fındık, ister. Fındık. Fındık, fındık. Ceviz aldım, kendi elimle ezdim. Muhtemelen araya karışmıştır. Karışmış olabilir. Dikkat etmek lazım. Zühal Hanım, bu tatlının zaten hani asıl amacı kıtır kıtır olması, altı ya şey olmuş yani, cevizi yapıyorsun koyuyorsun yani, bence basit bir tatlı zaten. Şerbeti biraz fazla geldi bana, altı da çok hamur. Çok bakın hamur. Hamur yani, çok hamur. Hamur mu Dilek? Çok. Yani hamur olunca zaten bu tatlının bir anlamı yok. Yani böyle yapışmış hepsi birbirine, bir bütün haline gelmiş. Tel kadayıfı adı üstünde tel tel olur. Değil, yok yani. Şey hamur, tamamen hamur. Beğenmedi ki hanımefendi. Fazla şerbet ve hamur. Emine senin de görüşürüz. Ben de beğenmedim tatlı. Yani üstüne en azından böyle kadayıf dolması gibi yapsaydı belki daha güzel olabilirdi. Hani böyle tepsiye dizince hamurlaştırmış ya o. Ya arkadaşlar şimdi öyle benzetmeler yapıyorsunuz. Kadayıfı. Kendi yaptığınız tatlılarla, ya herkes basit tatlı yaptı. Ben bunu yaptığım halde benimkine yok. Neye göre basit diyorsun? Bir ben saniye. Basit demedim. Yok dolmasını yapsaydın. Öbürü yok içli köftenin kendisini yapsaydın. Oğuzhan Bey, ben hiçbirini demedim. 20 kervası kavurdum yarım saat orada. Nesi basitti? Şimdi, şerbetin aynı. Ay neyi kavurdunuz diyor. Çiğdi hanımefendi. Çiğdi. Neyi kavurdunuz diyor. Hamur getirdi. Bu da hamur, o da hamur. Olması lazım. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Benzetmeler enteresan. Şimdi beyefendi az önce diyor ki, ya tepsiye basacağını içli köftesi yapsaydın, yapsaydın ya. Yapsaydın. Bak, niye sen yapmadın? Sen bu tatlıyı beğendin mi? Ben beğenmedim. Altıda hamur olmuş zaten yani zaten çok hamur. Oğuzhan Bey fark etti sanırım. Ya ben kabul ediyor musun? Bu, tamam altı hamur olmuş ama klasik benim kızdığım vardır, nokta onu... şey değil ki yani beğenmemeniz değil ki. Benzetmeleriniz. Ben kadayıf dolması. Yapsaydın. İçli köfte. Ama keşke bir neydi adı? Künefe diye. Künefe yapsaydın, hataylıydınız. Beklerdik. Evet. İyi de bunu yapıyoruz. Künefeyi bir gün misafirim olun, ağırlayın ben. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar naziksiniz. Evet. Bu nazik hava kaçmadan hemen açık oylamaya geçelim bence. Dünkü ana yemeğe göre, onuncuki ana yemeklere göre en kötü 7-8 puan bekliyorum kişi başında. Serden puanını korumak isteyebilir. Eğer hakkaniyetle davranırsa puan vermek zorunda. Çünkü ilk günlerde bana şöyle bir kelime kullandı genel olarak. Siz puan vermezsiniz diye. Ben de sen yemeğini yap, vermesem o zaman konuşuruz diye. Hakkında vermiş olduğumu düşünüyorum zaten.